أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbim son nefesimize kadar her birimize istikametler nasip eylesin. Amin. Ümmeti Muhammed'in istikametine de her birimizi vesile eylesin. Amin. Rabbim kaymaktan ve kaydırılmaktan, sapmaktan ve saptırılmaktan ebediyen her birimizi, bütün kardeşlerimizi, bütün talebelerimizi, hocalarımızı, cemaatimizi muhafaza eylesin. Amin. Kıymetli arkadaşlar, İnsan için büyük tehlikelerden birisi de küfürden sonra sapık, bidat olan inançlardır. Bidatin inanca taalluk eden kısmı var, amele taalluk eden kısmı var. Bidatlerle ilgili özel yazılmış eserler de var, El-Bida' diye. Bir tane değil, birçok eserler vardır. Hayatın akışı içerisinde, ibadetlerde, camilerde, merasimlerde vesairelerde bidat olarak neler var, neler yok, neler ihdas edilmiş, onları konu yapan kitaplar vardır. Bidatın en tehlikelisi inançta olan bidattir. Bir önceki dersimizde kadere inançsızlığın bidat, itikatla ilgili bir bidat, inançla ilgili bir bidat olduğunu söylemiştim size. Cibril hadisi şerifinin kitaplardaki sebebi vurudu anlatılırken de efendim Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhuma'nın o kaderi kabul etmeyen ve inanmayan insanlara söyle ki yaptıkları hiçbir hayru hasenattan ve yaptıkları hiçbir amelden karşılık beklemesinler gibi bir ikazı da var. Yani eğer siz kaderi kabul etmiyorsanız, kadere inanmıyorsanız diğer yaptığınız amelleri de bu etkiler anlamında uyarısı vardır. Dolayısıyla bidatın inanca taalluk eden kısmı tehlikelidir. Küfrün bir tık önüdür. Yani bidat insanı istikametten uzaklaştırır, küfre yaklaştırır. Bir tık daha ileri giderse küfre doğru kaymış olur. Allah muhafaza. Peki hemen bakalım müellif, musannif nasıl bir yaklaşım göstermiş bunu izah ederken? Diyor ki وَسَبَبُهُ اِتِّبَاعُ الْهَوَى وَالْاِعْتِمَادُ عَلَى الْعَقْلِ وَالْاِعْجَابُ بِالرَّأِي. Bidat inançların, sapık inançların sebebi nedir? Neden insan durup dururken sapık inanca saplanır ki? Yanlış bir mecraya düşer ki? Bunun birinci sebebi heva ve hevesine uymaktır. İkinci sebebi aklına güvenmektir. Üçüncü sebebi vel i'cabu bir ra'yi, kendi görüşünü beğenmektir. Bir insan heva ve hevesinin peşine düşerse, aklına güvenirse ve kendi fikrini beğenirse bu insan itikatta ve inançta bidat dediğimiz kitap ve sünnette olmayan, sahabe-i kiram rıdvanullahi aleyhim ecmainde olmayan bir takım duygu ve düşünceleri, inançları benimsemeye başlar. Niye? Ya hevasının peşine gittiğinden dolayı veya aklına itimat ettiğinden dolayı veya kendi fikrini çok beğendiğinden dolayı. Arkadaşlar, Allah Teala'nın varlığını ve birliğini kabul ettikten sonra, kudret ve azametine inandıktan sonra ahkam-ı ilahiyede akıl izine gider. Ne demek bu? Yani Allah Teala'nın ilminin sınırsız olduğunu, hakim olduğunu, hiç yanlışının olmadığını inandıktan sonra artık sabah namazı niçin iki rekattır, öğle namazı niçin dört rekattır, farzları açısından söylüyorum. İkindi namazı niye dört rekattır, rükû niye bir tanedir, secde niye iki tanedir? Efendim, niye hac mevsimi
bu kadar kalabalık insanlar Arafat'ta toplanıyor, izdiham meydana geliyor. Bunu senede birkaç aya taksim edilse de insanlar bu kadar birbirine izdiham vermemiş olsalar gibi bir takım sorular, cevaplar araştırılır mı? Yani Allah Celle Celaluhu bir şeye karar verdikten sonra, biz de Allah'ın alim ve hakim olduğuna inandıktan sonra ne olması gerekiyor? Artık burada akıl yürütmememiz gerekiyor. Allah Celle Celaluhu buluncaya kadar ve Allah Celle Celaluhu kudretiyle, azametiyle tanıyıncaya kadar akıl çalışacak. Ama ne zaman ki Allah'ı buldu ve bildi, azelel aklu nefsehu. Azelel aklu nefsehu. Akıl kendisini azletmesi gerekiyor. Yani artık Allah'ı bildikten ve bulduktan sonra Allah'ın verdiği kararları ve yaptığı işleri akıl doğru mudur, yanlış mıdır diye bir elekten geçirme hakkına sahip midir? Değildir. Yani kim kimin işini şeyden geçirecek? Doğru mudur, yanlış mıdır testinden geçirecek? Bu hadsizlikten başka bir şey olmaz. Mesela bize sorsalar, aklın var mı? Var. İkinci soruyu sorsalar, kaç gram? Kaç gram? Cevap? Ya aklımızın gramını bile bilmiyoruz. Bu akılla beraber ne yapacağız? Allah-u Teala'nın verdiği kararlara veya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin duyurduğu gerçeklere itiraz şerhi yazacağız. Bu olmaz. Öyleyse şurasını kabul etmek lazım. Allah'ın varlığına, birliğine inanıyor muyuz? İnanıyoruz. Kudret azametine, sıfatlarına inanıyor muyuz? İnanıyoruz. Habibi Edibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin onun elçisi olduğuna inanıyor muyuz? İnanıyoruz. Ve ma yantıku anil hevaya da inanıyor muyuz? İnanıyoruz. Onun sahabesi hayrul kuruni karni dediğine de inanıyor muyuz? İnanıyoruz. Öyleyse biz Allah'ı bilinceye kadar ve buluncaya kadar, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buluncaya kadar, inanıncaya kadar aklımızı çalıştırırız, delillere bakarız. Bunları bildikten sonra, bulduktan sonra aklımıza deriz ki buradan sonrasına karışma. Senin gücün yetmez. Senin gücün buna yetmez. Zira bu terazi bu kadar sikleti çekmez demiş. Şimdi bidat inançlarda temel sebep nedir arkadaşlar? İnsanın heva ve hevesine uymasıdır. Bir, aklına güvenmesidir. İki, bir de kendi görüşünü, kendi fikrini beğenmesidir. فَاَمَّا اِتِّبَعُ الْهَوَى Tek tek bunları inceleyelim diyor. Heva ve hevese ittiba etmeye gelince فَهُوَ السَّابِعُ مِنْ اَفَاتِ الْقَلْبِ Kalbin afetlerinden birisi, hatta yedincisi olarak sayılırken yedincisi heva ve hevese ittiba etmektir. Şimdi arkadaşlar, daha önceki derslerimizde de geçti çünkü bu okuduğumuz bölüm, müzakeresini yaptığımız bölüm inançla alakalı bölümdür. Efendim kalpteki afetler, musibetlerden bahsediyorduk. Dolayısıyla gündeme hep kalp gelmiştir. İnsan vücudunda bir et parçası vardır. O iyi olduğu zaman bütün vücut iyi olur. O kötü olduğu zaman bütün vücut kötü olur. Dikkat edin, o da kalptir buyurmuştu Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. İnsan vücudunda en önemli yer kalp olunca bu kalbin ıslahı ve afetlerden kurtulması da en önemli vazife olmuş oluyor. Peki kalbin afetlerinden bir tanesi de nedir? Heva ve heves meselesidir. Yani insanın kalbine heva ve heves giriyor, insanın kalbini istila ediyor. Ve insanın kalbine ne yapıyor? Bir takım yönlendirmeler yapıyor. Bir takım yönlendirmeler yapıyor. Heva ve heves insanın kalbini istila edip yönlendirme yaptığı zaman ne dersiniz? Ne tarafa yönlendirir? Hak tarafına değil, batıl tarafına yönlendirme yapar. Şimdi burada örneklerini göreceğiz, ayeti kerimelerden göreceğiz ve izahlardan göreceğiz kıymetli dostlar. Allahu Teala Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri heva ve hevesine düşkün olanları zemmederken فَلَا تَتَّبِعُ الْهَوَى اَنْ تَعْدِلُوا Heva ve hevesinize uymayın. Canınızın istediğini yapmayın.
Öyle yaptığınız zaman en tadilu haktan kayarsınız, meyledersiniz. Sırat-ı müstakimden kayarsınız, şarambola yuvarlanırsınız. Allah Celle ve Aleyh Hazretleri adaletten sapmanın bir gerekçesinin heva ve hevese uymak olduğunu, şarambola yuvarlanmanın bir gerekçesinin heva ve hevese ittiba olduğunu burada beyan ediyor. Allah Celle ve Aleyh Hazretleri yine bir başka ayeti kerimesinde وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Davud Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak Celle Celaluhu talimat verirken وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى Ey Peygamberim! Sakın nefsinden gelen duygulara uyma. İçinden gelen duygular var, onlara uyma. Heva ve hevesine ittiba etme. Vereceğin kararda ilahi kriterleri baz al, heva ve hevesini baz alma. İçinden heva ve hevesin rahat durmayacaktır. Sana bir takım yönlendirmeler yapacaktır. Sakın onlara ittiba etme. Eğer ittiba edersen feyudilleke an sebilillah. Allah yolundan seni saptırır diyor. Allah Celle Celaluhu peygamberlerine bile talimat verirken heva ve hevesine ittiba etmemelerini özellikle vurguluyor. Onların şahsında da bize ciddi nasihatler gerçekleşmiş oluyor. Bir başka ayeti kerimeye geçiyoruz. Estaizu billah ve emma men khafe makame rabbihi ve nehen nefse anil heva fe innel cennete hiyel me'va. Ne diyor arkadaşlar bu ayeti kerimede Rabbimiz Celle ve Aleyh Hazretleri? وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ Bir insan Rabbisinin huzuruna durup hayatının hesabını vereceğini bilir ve bundan dolayı korkar, titrerse, bu korkunun neticesinde de وَنَهَنْ nefse عَنِ الْهَوَى Nefsini heva ve hevesine münasip duygulardan men eder. Nefsi bir şey arzu eder, hemen set olur önüne. Hayır, senin dediğini yapmayacağım, senin dediğine tabi olmayacağım der. Nefsini dizginlerse فَاِنَّ الْجَنَّةِ هِيَ الْمَأْوَى فَاِنَّ الْجَنَّةِ هِيَ الْمَأْوَى هِيَ مَأْوَاهُ Cennet onun varacağı yerdir diyor. Bir insanın cennete girebilmesi, Rabbisinin huzuruna hayatının hesabını vermekle karşı karşıya kalacağı korkusunu yaşamasına, bu korku da ben öyleyse heva ve hevesimin peşinden koşan değil, Rabbimin talimatının peşinden koşan, Habibinin talimatının peşinden koşan, onlara kulak veren birisi olmalıyım diyor. Ve bunu söylemesi neticesinde de cennet onun varacağı yerdir. Arkadaşlar, Adem Aleyhisselam'dan günümüze kadar çok akıllı zeki insanlar gelmiştir. Efendim, imanda mücadele veren, küfürde mücadele veren, sapıklıkta mücadele veren insanlar gelip geçmişlerdir. Toprağın üzerinde rahat rahat konuşanlar, toprağın altında hiç konuşamamışlardır. Onlar şimdi her birisi, toprağın üzerinde yaptıklarının neticesiyle karşı karşıya kalıyorlar. Yani hesabını veriyorlar. İn hayran fe hayrun ve in şerran fe şerrun. Eğer güzel bir yolda yürümüşlerse güzel neticelerle karşı karşıyadırlar. Eğer güzel yolda yürümemişlerse çirkin neticelerle karşı karşıyadırlar. Dolayısıyla Rabbisinin huzurunda durup hayatının hesap vereceğinin korkusunu yaşayan insanlar, bu korkudan dolayı da ne yapıyor? Kendisine çeki düzen veriyor. Nefsinin heva ve hevesine dur diyor. Dinlemem seni diyor. Sen kimsin ki? Benim Allah'ım var, beni yaratan var, benim peygamberim var, Muhammed Mustafa'm var sallallahu aleyhi ve sellem. Ben hayatımı tanzim ederken nereye göre tanzim edeceğimi biliyorum ben. İlahi kriterlere göre tanzim etmeliyim. Nefsimin arzularına göre değil. اَعْدَى عَدُوِّكَ نَفْسُكَ الَّتِي بَيْنَ جَنْبَيْكَ En yağız düşmanın, en amansız düşmanın iki yanın arasında olan nefsindir. Ey nefis! اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّٰءِ لَاَمِرَةٌ بِالسُّٰءِ değil, لَاَمَّارَةٌ بِالسُّٰءِ
kötülüğü emretmekten, yanlış yol göstermekten doymak bilmeyen öylesine efendim şerrin ta kendisi olan bir varlıktır nefsi emmare. Dolayısıyla ey nefis, sen emmaresin, kötülüğü emredicisin. Senin beni yönlendirdiğin o duygular var ya, hepsi benim için zehirdir, benim için ejderhadır. Aklıma, mantığıma yatsa da kabul etmiyorum, yatmasa da kabul etmiyorum, seni dinlemeyeceğim dediği zaman Allah Celle Celaluhu buyur cennetime diyor o kuluna. Zünnûn-i Mısri der ki, miftahul ibadeti el fikir, ibadetin anahtarı tefekkürdür. Bir insan ilahi kudreti tefekkür ederse, ilahi nimetleri tefekkür ederse, ibadetin kapısını açar kendisine. Allah'ın kendisine olan iyiliklerini ve Allah Celle ve Ala Hazretlerinin kudret ve azametine delalet eden ayetleri düşünmek ne yapıyor? İbadetin kapısını açıyor. Ve alametül isabeti, peki yaptığın kullukta isabet ediyor musun, etmiyor musun? Doğrusunu mu yapıyorum, yanlışını mı yapıyorum? Bunun alameti nedir? Muhalefetün nefs. Eğer nefse muhalefet varsa isabet ediyorsun, nefse muhalefet yoksa isabet etmiyorsun. Geçenlerde sima olarak çok yabancı olmayan ama çok da aşina olmadığım birisi gelmişti bana. Dedi ki hocam bir soru sorabilir miyim? Sor dedim. Dedi ki ben, birisi beni bir tekkeye götürdü. Yatsı namazından önce tekkeye girdik. Yatsı ezanı okundu, namaz kılmadık. Sonra zikre başladık. Gece saat 1'e kadar, 2'ye kadar gırgır şamada sigara tüttürdük, zikir yaptık. Ondan sonra yine namazı kılmadan saat 1.30'da evlerimize intikal ettik dedi. Ben dedi böyle bir yere ilk kez gittim. Gitmeyi tavsiye eder misin, etmez misin dedi. Dedim kimdir, kim değildir, necidir hiç sana sormadan şu cevabı vereyim. Kesinlikle burası zikir meclisi olamaz. Burası şeytan meclisi olur ancak. Ancak şeytan meclisi olur. Çünkü bir meclis ki, bir zikir meclisi ki orada şeriat yoktur. Şeriatın olmadığı yerde tarikat hiç olmaz. Şeriatın olmadığı yerde tarikat olmaz. Bir yerde ezan okunacak, cemaat hazır olacak, mürşitlik taslayan kişi de orada olacak ama orada yatsı ezanı okunduktan sonra 2 saat, 3 saat geçecek, sigara içilecek, gırgır şamata yapılacak, biraz da döne döne zikir yapılacak, biz nefislerimizi terbiye ettik diye oradan dağılacak insanlar. Şimdi arkadaşlar bu sadece ve sadece nefsin arzuladığı bir uygulamadır. Sigara mı? Var. Gırgır şamata mı? Var. Biraz da döndük o da var. Biraz da boşaldık. Oh evliya olduk çıktık. Şimdi bir insan eğer ibadet yapıyorsa ibadette bir insan hobisi için ibadet yapmaz. Hobisini tatmin için ibadet yapmaz. İbadet ilahi kriterlere uyarsa ibadettir. Haydi güneş doğduğu zaman namaza duralım. Olur mu ibadet arkadaşlar? Güneş doğduğu zaman namaza dursak ibadet olur mu? Olmaz. Niçin? Şeriata uymuyor ki. Allah o saatte namaza durmaya izin vermiyor ki. Ama ben Allahu Ekber deyip namaza duruyorum. Dur. 40 sene öyle namaz kıl. Hiçbir bir tane namaz kılmış sayılmazsın. O zaman ibadetin anahtarı nedir? Nedir arkadaşlar ibadetin anahtarı? Tefekkürdür. Peki ibadette isabetin alameti nedir? Nefse muhalefettir. Eğer bir ibadeti yaptığın şekliyle beraber nefis de sana oh bu güzeldir böylesini yap diyorsa o zaman isabet etmiyorsun demektir. İbadet yapıyorum zannediyorsun, ibadet değildir. Sonra 10-15 gün sonra geldi bana aynı zat. Dedi hocam tabii ben hiç cemaatle ilgili bilgim yok. Kimdir sorsanız bana yine bilmiyorum. Yani bir şahsiyet yapmıyorum zaten. Hala sorsanız bana kimdir bunlar? Bilmiyorum. Bilmek istesem bulabilirim. Ama istemiyorum bilmek, onun için araştırmıyorum. Bana kimlik önemli değildir. Benim için önemli olan bu yaşantı şeklidir, yapılan şekildir.
Diyor ki işte falanca yere gidiyoruz. Şu semte gidiyoruz. Efendim tekkede ortada bir kabir varmış. O kabrin etrafında döne döne zikir yapıyoruz diyor. Döne döne zikir yapıyoruz. Efendim ondan sonra saat 1'de, 1.30'da, 2'de dağılıyoruz. Sessiz zikir yapıyoruz. Tamam. Bu uygulama şekli, ikinci şekli de söylediği zaman bana daha çok canım sıkıldı. Yani bir insan zikir yapar da kabrin etrafına döne döne zikir, o nereden çıktı? Bu nedir? Tasavvuf düşmanlarının eline fırsat vermektir. Şimdi Eyüp Sultan Hazretleri'nin gidelim kabrin etrafına döne döne, Kabe mi orası? Öyle bir şey var mı ki? Etrafına dönülerek ibadet yapılan sadece Kabe'dir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabri şerifi, efendim bir taraftan ziyaret ediyorsun, öbür taraftan çıkıyorsun. Kabrin etrafını yaparken büyüklerimiz üçgen şeklinde yaptılar onu, dörtgen şeklinde de yapmadılar onu. Önceleri o kapıdan çıkıştan daha önce şeyden çıkış vardı, içeriye giriş vardı. Ama üçgen şeklinde, dörtgen şeklinde yapmadılar. Niye? Birileri kalkar Kabe'yi tavaf eder gibi Efendimizin kabrini tavaf etmeye kalkarlar. Efendim bir yanlış uygulama başlar, ondan sonra önüne geçilmez diye tedbirini aldılar. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. İbadetin efendim anahtarı tefekkürdür. Bir insan tefekkür etmezse, Allah'ın kudretine, azametine, nimetlerine tefekkür etmezse ibadet ihtiyacını duymaz. Peki ibadet ihtiyacını duydu, tefekkür etti, ibadet ihtiyacını duydu. İbadet yapıyorsa, çok ibadet yapan var işte kabrin etrafında dönenler olduğu gibi. Çok ibadet yapan vardır. Bu ibadetin isabetinin delili nedir? Nefse muhalefettir. Eğer nefse muhalefet yoksa, muhalefetün nefsi vel heva, heva ve hevesine ve nefse muhalefet varsa isabet ettiğinin delilidir. Ve muhalefetüha terkü şehevatiha. Peki nefse muhalefet ne demektir? Nefis ve havaya muhalefet ne demektir? Onun arzularını terk etmektir. Eğer bir insan nefsinin arzularına uyarsa nefsinin kölesi demektir. Köle olan efendi olamaz. Efendisi olan köle, efendisi olan efendi olamaz. Eğer bir insan nefsinin arzu ve heveslerini kendisini efendi yapıyorsa kendisi köledir. Efendisi olan efendi olamaz. Efendi olabilmek için nefsin efendiliğini ayaklar altına almak lazım. Nefis efendi değil, nefis köle olması lazım. Arzu ve istekleri ayaklarımızın altında olmalı. Tarihte arkadaşlar, kitaplarda, eserlerde okuduğumuz büyük insanların her birisi nefse muhalefetle büyük olmuşlardır. Tekrar söylüyorum. Hayatını okuyarak feyiz aldığımız, kitaplarını okuyarak feyiz aldığımız, sözlerini, cümlelerini efendim altın levhalarla yazmak istediğimiz o hikmetli sözlerin sahibi insanlar hep nefse muhalefetle büyük olmuşlardır. Bu bakımdan ibadetin anahtarı tefekkür, ibadetin, ibadette isabetin alameti nefis ve havaya muhalefettir. Nefis ve havaya muhalefet ise onun arzularını terk etmekten ibarettir. İbn-i Ata Hazretleri der ki ennefsu mecbuletun ala su'il edeb. Yani nefsin yaratılışında akreplik vardır diyor. Ecderha gibidir. Hep sokmak ister seni. Yani nefiste terbiyesizlik vardır diyor. Nefiste su-i edep var. Onun cibilliyetinde bu vardır. Onun için daima Mevla'ya karşı asi durumdadır. لَاَمَّارَةٌ بِسُّٰهُ Onun için öyledir. وَالْعَبْدُ مَأْمُرٌ بِمُلَازَمَةِ الْاَدَبِ Kulun görevi de nedir? Edepli olmaktır. Kul edepli olmak mecburiyetindedir. Nefis ise edepsizlik onun cibilliyetinde vardır. فَالنَّفْسُ تَجْرِي بِطَبِعِهَا فِي مَيْدَانِ الْمُخَالَفَةِ وَالْعَبْدُ يَرُدَّهَا بِجُهْدِهِ عَنْ سُوءِ الْمُطَالَبَةِ Yani nefsi eğer kendi haline bırakarsan devamlı terbiyesizlik yapmak ister. Kul da edepli olmak mecburiyetinde olunca durmadan onunla cihad eder.
Dön bakayım. Otur aşağı. Konuşma. Kes sesini. Kalk bakayım. Nefis yatmak istediği zaman kalk diyecek. Efendim, gezmek istediği zaman otur diyecek. Namahreme bakmak istediği zaman kapat gözünü diyecek. Bu nedir? Cihattır. Yani kul edeple mükelleftir. Nefis ise serbest bıraktığın zaman edepsizlik yapacaktır. O zaman biz daima ne yapacağız? Bu nefis de hep de bizimle beraber olduğuna göre durmadan yularını elimize tutacağız. Şimdi geçen de bir yere gidiyorum. Bir bayan, affedersiniz, ipiyle beraber bir köpeği tutuyor. Küçükçekmece'deki kursa gittik. Bir bayan, sosyete bir bayan, efendim, Finos'un köpeğini ipiyle beraber tutuyor. Bizim yurdun oradan geçiyor. Karşıki tarafta da bir başkası, Hacı abi. Onun da orada köpekleri var. Köpek köpeği görünce, it iti görünce başladılar havlamaya. Şimdi kadının elindeki köpek öbür köpeklere saldırmak istiyor. Kadıncağız asılıyor, frenleri tutuyor. Tutmadı neredeyse köpek sürükleyecek kadıncağızı. Yani kadın orada iyi bir cihad etti, bir mücadele verdi köpek elinden çıkmasın diye. Şimdi arkadaşlar, insanın nefsi emmaresi azgın köpek gibidir. Yuları senin elinde olursa, yuları senin elinde olursa kontrol senin elinde olur. Eğer yuları seninle olmazsa bu sefer o seni şey yapacaktır, sürükleyecektir, istediği tarafa götürecektir. Bundan dolayıdır ki efendim, mümin insan eğer sırat-ı müstakimde yaşamak isterse daima cihat üzeredir. Namazı doğru kılmak bir cihattır. Gözünü korumak bir cihattır. Dilini korumak bir cihattır. Kulağını korumak bir cihattır. Namahremden sakınmak bir cihattır. Zikretmek bir cihattır. Yani çünkü bunların her birisi nedir? Nefse muhalefettir. Şimdi arkadaşlar, çok net bir şekilde alsak elimize telefonu, böyle ki Kabe'nin içerisinde olsun, Harem-i Şerif'in içerisinde, alsak elimize telefonu, internete bir girsek veya oyun alanına bir girsek, aradan yarım saat geçer, 45 dakika geçer. Eğer utandığımız birisi yoksa sağımızda, solumuzda, vaktin nasıl geçtiğini fark etmeyiz. Doymak da bilmeyiz. Ama Kabe gibi bir yerde elimize tesbihimizi alsak, başlasak Subhanallah, Subhanallah demeye, yani 500 defa demeye karar verdiysek o 500 defayı var ya, kaç defa sayarız tesbih? Acaba 2 miydi, 1 miydi? 2 miydi, 3 müydü? Bir an önce bitmesini isteriz. Ne var ki? Fark eder ne? Yani niye bir tanesinde doymak bilmiyor, bir tanesine de efendim başlamadan doyuyor? Saatlerce insanlar dizi seyrediyorlar. Ertuğrul dizisini seyrediyor. Kurtlar Vadisi'ni seyrediyor. Doymak bilmiyor, doğru mu? Doymak bilmiyor insanlar. Arzu ettikleri o şeyleri, efendim, filmleri, dizileri seyretmekten doymak bilmiyor. Ama şimdi aynı lezzeti, aynı hazzı neden inandığımız, sevdiğimiz dersimizden alamıyoruz? Tefsir dersi çalışıyoruz. Fıkıh dersi çalışıyoruz. Usulü fıkıh dersi çalışıyoruz. Veya nefsimizi terbiye etmek için, tezkiye etmek için bir köşeye çekildik, zikredeceğiz. Vazifelerimizi yapacağız. Niye bundan o zevki alamıyoruz? İnandığımız, neticesinin de güzel olduğuna inandığımız bir şeyi yaparken aynı lezzeti niye alamıyoruz? Çünkü nefis bırakmıyor ki bizi. Nefis bırakmıyor bizi. O ne yapıyor? Daima edepsizliğini yapıyor. Sen de daima onunla cihat etmiş olacaksın. Na istesen de istemesen de ben bunu yapacağım diyeceksin. İstesen de istemesen de ben bunu yapacağım diyeceksin. Bu savaş devam edecek. Zaten bu savaştır bizi meleklerden üstün kılan. Bu savaştır bizi meleklerden üstün kılan. Çünkü meleklerin böyle bir mücadelesi yoktur arkadaşlar. Onun için senin kıldığın namazdan aldığın sevabı melekler hep secdededir. Alamaz ki o sevabı. Melekler daima rükûde olan var, daima secdede olan var. Ve yefâlûne mâ yumarûn. Cenab-ı Hak neyi emrediyorsa yapıyorlar. Onlarda zerre kadar isyan yoktur. Ama senin yaptığın ibadetlerden aldığını melekler alamaz. Çünkü onlar cihatla bunu yapmıyorlar. Efendim, Cenab-ı Hak o sevgiyle onları yaratmıştır. İmtihana tabi tutmamıştır. Onlar kulluğunu yapıyorlar. Seve seve yapıyorlar. Evet. Bir başka ayet-i kerime bu konuda görelim. اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهُ هَوَى. Bu ayet-i kerime de arkadaşlar, her bir insanı iyi iyi düşündürmesi lazım. Ne diyor Allah Celle Celaluhu?
اَفَرَائِتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَٰهَهُ هَوَاهُ Heva ve hevesini ilah edinen insanın çirkin manzarasını gördün mü? Söyle bakayım. اَخْبِرُونِ veya اَخْبِرْنِ Bir insan, arkadaşlar, ilahi kelam olunca gerçekten doğru anlamak lazım. İyi kavramak lazım. Kulağın bir tarafından girip öbür tarafından çıktığı zaman, bizi etkilemediği zaman, şimdi bir hasta ne zaman ciddi hastadır arkadaşlar? Eğer tedaviye cevap vermiyorsa ciddi hastadır. Bir hastanın gidici olduğunu, yolcu olduğunu ne zaman söylerler doktorlar? Tedaviye cevap vermediği zaman. Serum takıyorlar, serum fayda vermiyor. İğne vuruyorlar, iğne fayda vermiyor. Ne diyorlar? Abbas yolcu diyorlar. Bir ayet okuyorsun, fayda vermiyor, etki yapmıyor. Başka bir ayet okuyorsun, etki yapmıyor. Başka bir ayet okuyorsun, etki yapmıyor. Tedaviye cevap vermiyor demektir. Bu insan manevi ölüme hazır demektir. فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ Kalpleri Allah'ın zikrinden, Allah'ın kitabından, Allah'ın Kur'an'ından, Allah'ın ayetlerinden, Allah'ın nasihatlerinden katılaşmış insanların vay haline, vay haline, vay haline diyor. Diyor ki Allah Celle Celaluhu, اَفَرَيْتَ ey insanoğlu, اَفَرَيْتُمْ da demiyor arkadaşlar. اَفَرَيْتَ her birimize ayrı ayrı, sana da söylüyorum, sana da söylüyorum, sana da söylüyorum. Her birinize ayrı ayrı tek tek söylüyorum. مَنْ اِتَّخَذَ اِلَٰهَهُ هَوَى Heva ve hevesini ilah edinen insanın çirkin manzarası gördün mü? Arkadaşlar çok fazla yoruma gerek yok. Ne diyor Allah? Heva ve hevesini ilah edinen insanı gördüm. İlah dediğin nedir? Saygı duyulan, emrine uyulan değil mi? Sözü dinlenilendir. Peki biz Rabbimizin sözünü dinliyoruz, inanıyoruz, sözünü dinliyoruz, yasaklarına uyuyoruz, emirlerini yerine getiriyoruz, oldu ilahımız. Peki bir insan heva ve hevesini nasıl ilah edilmiş olabilir ki? اَفَرَيْتَ مَنِ اتَّخَدَ اِلَٰهَهُ هَوَاهُ Hevasını ilah edilmiş. Yani ey nefis efendi hazretleri ne buyurursun baş üstüne? Ne buyurursun baş üstüne? Ne buyurursun baş üstüne? Bunu sözüyle söylemesine gerek yok. Tavrıyla söylemesi yetiyor. Biz sadece ve sadece arkadaşlar umreye giderken لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ diyoruz. Normal hayatımızın akışı içerisinde lebbeyk zikrimiz var mı? Yoktur. Ama namaza dururken biz lebbeyk Allahümme lebbeyk tavırlarımızla söylemiş oluyoruz. Haramdan gözümüzü çevirdiğimiz zaman lebbeyk Allahümme lebbeyk tavrımızla söylemiş oluyoruz. İlla lebbeyk Allahümme lebbeyk demek icap etseydi umreye giderken değil, hacca giderken değil, ihram giyerken değil. Her zaman lebbeyk Allahümme lebbeyk derdik. Cenab-ı Hak bizden her zaman dilimizle beraber lebbeyk Allahümme lebbeyk dememizi istemiyor. Ama yaşantımızda her an lebbeyk Allahümme lebbeyk dememizi, lisan-ı halimizle bunu söylememizi bizden Allah istiyor. Ya biz lebbeyk Allahümme lebbeyk deriz veya lebbeyk en nefsü lebbeyk deriz. İkisinden birisini söyleriz. Dilimizle söylemiyorum. Tavır ve davranışlarımızla söylemiş olur. Rahmetli İhsan Efendi hocamız, Allah rahmet eylesin bütün hocalarımıza ve ölülerimize. İsmail Ağa Kur'an kursunda, resmi Kur'an kursunda resmi Kur'an öğretmeni olarak vaizlikten Kur'an öğretmenliğine geçmişti. Kur'an hizmeti daha çok ders okutabileyim diye. Tabii o zamanlarda bir fetret dönemi olabilir onu bilemem de öğrenciyle daha önce muhatap olmamış. Böyle disipliniyle muhatap olmamıştı. Sadece derse gelip okutup çıkıyordu. Öğrencinin bu manzarasını bilmiyordu. Fakat orada efendim oradaki idareciler buna öğrenciyle de muhatap olma, namaza toplama, namazlı kıldırma görevini de vermişler ki öyle anlıyorum. Bir gün dedi ki ya Ali Hoca dedi ya ne oldu biliyor musun? Ne oldu dedim hocam? Ya dedi talebe dedi affedersin, tuvalette bekliyor namaz kılmamak için. Mescide gelmiyor, tuvalette bekliyor namaz kılmayacak ya. Tuvalette durmaya razı, mescide gelip namaz kılmaya razı değil. Allah! Arkadaşlar, bir insan nefsi emmare o namaz saatinde eğer namaz kılmak istemiyorsa, namaz saatinde tuvalette durmayı efendim sanki cennet bahçesinde durmak gibi gösteriyor ona. Ondan sonra yeter ki sen mescide gidip namaz kılmakla karşı karşıya kalma. Bunu arkadaşlar, tuvaleti insanı gül gülistanlık gibi gösteren nedir? Nefsi emmaredir işte. Heva ve hevesi ne yapıyor ona?
sen kaç diyor. Oraya gidersen sana namaz kıldıracaklar. Namaz kılmaman için nerede saklanabilirsin? Ancak tuvalette saklanabilirsin. Başka saklanacak yer yoktur. Bu da kime? Kur'an talebesine yani. Kur'an okumak için gelene. اَفَرَيْتَ مَنِ اتَّخَدَ اِلَٰهُ هَوَى. Şimdi arkadaşlar bu insan, böyle bir insan düşünün ki efendim namaz kılınacağı saatte ne yapıyor? Tuvalete gidiyor. Disiplin gereği namaz kılınması gereken yerde. Kılmamak için ne yapıyorum? Ne yapmalıyım ben? Saklanmalıyım. Nerede saklanmalıyım? Fazla saklanacak yer olmayınca tuvalete saklanıyor. Bu insan böyle bir yere kaçtığı zaman nefsine ne demiş oluyor? لَبَّيْكَ يَا نَفْسُ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ يَا نَفْسُ لَبَّيْكَ. Ne emredersen baş üstüne. Tuvalet dersen tuvalet. Yatakhane dersen yatakhane. Batakhane dersen batakhane. Evet. Şunun hesabını çok iyi yapmalıyız arkadaşlar. Madem ki insanoğlu heva ve hevesini ilah ediniyor. Rabbimizin ifadesi bu. İlah ediniyor. Ve onun çirkin manzarasını gördün mü? اَفَرَأَيْتَ. Burada hitabın müfred olması her bir insana ayrı ayrı düşünsün diye bir nükte ifade eder arkadaşlar. Adeta Cenab-ı Hak bana sen düşün diyor. Her birinize ayrı ayrı sen de düşün, sen de düşün, sen de. Siz düşünün demek ayrı şeydir. Sen de, sen de, sen de, sen de her biriniz ayrı ayrı düşünün demek ayrı şeydir arkadaşlar. Ayrıca arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri geçmiş ümmetlerden birisinin özellikle kıssasının bize anlatılmasını emrediyor. Es-Sa'du billah vetlu aleyhim nebi ellezî âteynâhu âyâtinâ fenselâhu minhâ feyetbe'ahu şeytân fekâne minel gâbîn. Tefsirlerde Belam İbni Bağura'dan bahsedilir. Bu ayet-i kerimede kastedilen Belam İbni Bağura. İsmi çok önemli olsaydı Cenab-ı Hak ismini zikrederdi. Mesele isim değildir burada. Belanmış değilmiş, önemli değil. Ama tefsirlerde bahsedildiği için anlayalım diye biz de Belam İbni Bağura diyoruz. Musa Aleyhisselam zamanındaki bir zattı bu. Vetlu aleyhim nebellezî âteynâhu âyâtinâ. Bizim ayetlerimizi kendisine verdiğimiz o insanın kıssasını anlat ümmetine diyor. Allah Celle Celaluhu o zatın kıssasının bize anlatılmasını Habibine emrediyor. Kur'an ayetinde emrediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelen vahiyler iki türlüdür değil mi? Vahiy metlu, vahiy gayri metlu. Doğru mu? Dolayısıyla hadis-i şerifler de vahiydir. Vahiy gayri metludur onlar. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu vahiy gayri metlu ile de bu kıssayı ne yapabilirdi Efendimiz'e? Bize anlatmasını öğretebilirdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kâne mimmen kâne kableküm, sizden öncekilerde şöyle şöyle durumlar vardı diye anlattığı kıssalar var mı? Var. Nereden öğrendi onları? Tarih öğretmeninden mi öğrendi onları? Haşa. Allah Celle Celaluhu'ndan öğretti. Demek ki onları da Allah öğretti ona. O da bize öğretiyor bunları. Ama bu kıssa öyle bir kıssa değil. Yani vahyi gayri metlu ile değil, vahyi metlu ile beraber وَتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَا اَلَّذِي آتَيْنَهُ آيَاتِنَا. Bizim geçmiş ümmetlerde birisi vardı. Bir kulumuz vardı. Biz ona ayetlerimizi vermiştik. آتَيْنَهُ آيَاتِنَا. Biz ayetlerimizi vermiştik ona. Yüksek makamlara, manevi makamlara yükselttik onu. Ayetlerden haberdar. Evliyalık makamı. فَنْسَلَخَ مِنَا. Sıyrıldı çıktı o ayetlerden. Anlat onu, anlat. فَاَتْبَعْهُ şeytan. Şeytan onu kovaladı. فَكَالَ مِنَ الْعَابِنَ. Azgınlardan oldu. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا. Biz dileseydik, o ayetlerimiz onu yükseltirdik. Daha da yüceltirdik onu. Çok yüksek makam verdik ona. Eğer biz dileseydik, çok daha yüksek makam onu o ayetlerle biz çıkarırdık diyor Allah Celle Celaluhu. Fakat yapmadık. Ona verdiğimiz ayetlerle çıkardığımız makamdan daha yüksek makamı biz onu dileseydik çıkardık ama çıkarmadık diyor Allah Celle Celaluhu. Gerekçesi ne? وَلَاكِنَّهُ اَخْرَدَ اِلَى الْاَرْضِ. Dünyaya meyletti, dünyaya. Şansını kaybetti. Bu şerefi kaybetti. O ki dünyaya meyletti. O ki maddeye meyletti. وَاتَّبَعَ هَوَى. Hevasına uydu. Dünyaya meyletti, paraya meyletti, karıya meyletti,
Hevasına meyletti, hevasına uydu. Sildik onu ayetlerde, sıyrıldık, attık onu, kopardık onu. Biz ona öyle bir makam vermiştik ki, evliya makamı. O evliya makamındayken yaptığı duaların hepsi kabul ediliyordu. Oturduğu yerden keşif ve kerametleri herkes tarafından gözüküyordu. Bu ayetlerin içerisinde uçulsa uçulsa cennete uçulur. Başka uçulacak yer yoktu. Bu ayetlerle biz onu çok daha yüksek makamlara وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا. O ayetlerle biz onu çok daha yüksek makamlara çıkarır dileseydik biz. Dilemedik. Niçin dilemedik? Bizden kaynaklanmıyor. Ondan kaynaklanıyor. وَلَكِنَّهُ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ. Mıngır dedi, tıngır dedi, altın dedi, para dedi, dünya dedi, makam dedi, mevki dedi, وَتَّبَعَ هَوَى. Hevasına uydu. Heva ve hevesine uydu. Uydu da ne oldu? فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. Köpek gibi oldu diyor Allah. Köpek gibi oldu diyor. Buna ben demiyorum, Allah diyor. اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَثْ. Normal hayvanlar, affedersin canlılar, yorulduğu zaman ağzını açar solur. Köpek yorulsa da yorulmasa da uzandığı zaman ağzını açar, dilini aşağı doğru sarkar. En çirkin manzarası o. İhtiyacı olsa da ağzını açar, salyasını sallar. İhtiyacı olmasa da aynen köpek gibi. Benami Bağura'nın ne yaptığı, neler yaptığı böyle mücessem şekilde çok önemli değil arkadaşlar. Burada ayeti kerimede çok açık ve net olarak ifade edilen nedir? Mütevatir olarak anlatılan nedir? Biz ona ayetlerimizi verdik, yüksek makamlara çıkardık. O yüksek makamlardan biz o ayetlerle çok daha yüksek makamlara çıkarırdık onu biz isteseydik. Ama yapmadık biz onu diyeceğiz. Niçin yapmadık? Bizden kaynaklanan bir şey değil. Kendisinden kaynaklanan bir şey. Nedir o kendisinden kaynaklanan hatası nedir? وَلَكِنَّهُ اَخْلَدَ اَيْ مَالَ اِلَى الْاَرْضِ اَيْ اِلَى الدُّنْيَا اِلَى الْمَنْغِرِ وَتِنْغِرِ. Dünyaya meyletti, paraya meyletti. وَتَّبَعَ هَوَاهُ. Hevasına uydu. Nefsine uydu. Nefsani duyguların esiri oldu. O makamdan sonra insan dünyaya meyleder mi? Heva ve hevesinin esiri olur mu? Olmamalıydı. İşte olunca ne oldu? Biz onu daha yüksek makamlara ulaştıracaktık, ulaştırmadık. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. Tam tersini esfeli safiline reddettik onu, köpek gibi oldu. ذَٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا. Bizim ayetlerimizi tekzip eden insanların hali budur diyor. Şimdi arkadaşlar, heva ve hevesine uymanın çirkinliğini ifade eden ayeti kerimelerden bu ayeti kerimede gerçekten ömür boyu her zaman bizi tabiri caizse kulağımıza küpe olacak bir ayeti kerimedir. Yüksek makamlara erişmiş, keşif ve keramet sahibi olmuş, efendim her an kerametlerini gösteren, duası kabul edilen, Allah'ı zikreden, zakirlerden olan ne yapıyor? Öyle bir makamda birilerinin oyununa geliyor, nefis devreye giriyor, heva ve hevesi devreye giriyor, gıdıklıyor, gıdıklıyor. Bir mücadeleden sonra mağlup oluyor galip olacak yerde. O zamana kadar lebbeyk Allahümme lebbeyk diyen, o zamandan itibaren tavır ve davranışlarıyla lebbeyk ya nefsü lebbeyk demeye başladı. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu esfeli safilini onu reddetti ve köpek gibidir diye bize de çirkin manzarasını anlatmıştır. Sonuç olarak arkadaşlar, bir insanın efendim yanlış yollara düşmesinin ana umdelerinden, ana sebeplerinden birisi de nedir? Heva ve hevesine uymaktır. Heva ve hevesine uymanın kötü faturası, acı faturası bu Belam İbni Bağura'nın kıssasında de anlatılmaktadır. Heva ve hevese uyarak yanlış yollara sapmanın çirkinliğini anlatan ayeti kerimelerden mütebaki olan kısmı ile inşallah önümüzdeki derste devam edeceğiz. Rabbim kaymaktan ve kaydırılmaktan, sapmaktan ve saptırılmaktan ebediyen her birimizi muhafaza eylesin. Yüce Rabbim güzellikleri gördükten sonra, güzelliklerin tadına vardıktan sonra
kadru kıymetini bilmeyip yanlış işlere bulaşıp bu nimetlerden ceza olarak mahrum olma felaketiyle karşı karşıya kalıp Bel'am İbni Bağur'un izinden yürümekten de ebediyen bizi ve bütün hoca efendilerimizi muhafaza eylesin. Amin. Allah yar ve yardımcımız olsun. El-Fatiha.